İren mutluluk hikayelerinden herkese merhaba. Bugünkü hikayemiz çok eskilere dayanıyor. Tam 20 yıl öncesine. Nazira Hanım'la Eymen bebeğe giden yolculuğunu dinleyeceğiz. Hadi gelin hep birlikte bu güzel ve özel hikayeyi kendi ağzından dinleyelim. Nazira Hanım hoş geldiniz. Öncelikle sizi biraz yakından tanıyalım mı? Hoş bulduk. merhaba tekrar. Ben 40 yaşındayım şu anda, evliyim 20 yıllık evliyim, sigortacı sigortacıyım ve güzel bahçede yaşıyorum İzmir güzel bahçede yaşıyorum. Şu anda evmenle ilgileniyorum, evdeyim, İşime bir sürü ara verdim, bu şekilde devam ediyorum. Peki kaç yıllık evlisiniz? Ne zaman karar verdiniz anlamlıya? Ben 20 yıllık evliyim. 2002 yılında yani 2 yıl sonra evlendikten 2 yıl sonra anne olmaya karar verdim. Ve bir süre sonra bazı şeylerin yolunda gitmediğini fark ettiğim anda da bir doktora gittim. İşte gerekli testlerim, gerekli kontrollerim yapıldı. Herhangi bir problem yoktu. İşte ilaç tedavisi kullanıldı. ilaç tedavisi uygulandı. Ve o şekilde biz başladık. Bir süre sonra da artık böyle her şeyin böyle devam edeceğini fark ettik. İşte doktorumuzu değiştirdik bir süre sonra. Sonra başka bir tüp bebek merkezinde tedavimiz başladı. İşte tüp bebek yaptık. Sonra da dondurulmuş embriyolarımız vardı. Onları transferini gerçekleştirdik. Ama sonucumuz hep maalesef olumsuz oldu. Sonra yine bir sürü ara verdik. Ve... Evet... Sonra da İrem Bey'le tanıştım zaten. Tabii böyle anlatırken böyle çırpi çırpı da çıkıyor ama tabii ki o, o anları siz yaşadınız ve hı hı. dile kolay dediğiniz gibi 18-20 yıl. Burada yaşadığınız duygusal dalgalanmalar nasıldı? Yani ilk doktora gittiniz. Hı hı. İlk gittiğiniz doktorda tam olarak neyle karşılaştınız, ne dedi ve ne hissettiniz o anda ilk? Hı hı aldığınız cevaptan sonra nasıl bir süreç başladı sonra sizin için nasıl ilerledi? Aslında ilk doktora gittiğimde hani e, rutin bir durum gibiydi yani çok algılamadım ne olduğunu her şeyde normaldi e, her şeyde normal olunca e, hani demek ki bir süreci var diye düşünüyorsunuz ama sonra bir zaman geçtikçe e, diyorsunuz ki evet bir terslik var ve işte maalesef ki en kötü duyguyu da benim çocuğum olmuyor dediğiniz noktada aslında başlıyor. Macera, serüven, savaş neyse o. O noktada başlıyor. Açıkçası ben çocukları çok severim. Çok da böyle çok yeğenleri olan birisiyim. Arkadaşlarının da çok fazla çocukları var. E tabi hep o yüzden çok üzüldüm. Çok yıpratıcı ve çok yorucu bir süreçti. İlk yüzleşme çok kötü gerçekten. Yani ilk onu olmadığını fark etme, çevreniz tarafından da işte sürekli sorulara maruz kalarak herkese bunun ne olduğunu anlatmaya çalışma, İşte bende hiçbir şey yok, bizde hiçbir şey yok, bizim hiçbir problemimiz yok ama çocuğumuz olmuyor demek ya bunu ben 18 yıl boyunca dedim açıkçası. Hani öyle Uzun bir süreç, çok zor bir süreç. Hani herkes için çok zor bir süreç, yorucu bir süreç. Bu arada tabii ara veriyorum ben belli dönemlerde. Aralıklar veriyorum tedavilerimde. İşte 6 ay veriyorum, 1 yıl veriyorum. Ee, sonrasında da yine bir ara verdim. Ee, ve bir gün tesadüfen aslında biliyordum zaten. Yani İrem Bey'i tak takip ediyordum. Ee, ve bir gün Birden elim telefona gitti ve İran Bey'i aradım, randevumu aldım. Ertesi günde zaten buradaydım. İyi de buraya geldim. Şimdi ben e, tabii böyle anlatıyorum ama ben İran Bey'e çok kötü geldim. Yani e, bekleme salonunda e, sıramı beklerken e, işte e, omuzlarım çökmüştü, gözlerim dolu doluydu. E, Kapıdan içeri çok fazla giren çıkan vardı, hamileler vardı. Ee, işte benim gibi tedavi için bekleyenler vardı ve birden e, şunu hissettim, ya ben burada yalnız değilim. İşte e, güzel sıcak bir orsam. Sevdim, böyle bir e, iyi hissettim kendimi, iyi hissetmeye başladım kendimi. E, hayal kurdum ilk geldiğim gün. E, o kapıdan içeri hamile girmeyi hayalini kurdum. E, bol bol etrafımı izledim. E, çok ümitsizdim her şeyden önce. Hani çok yorgundum, moralim çok bozuktu. Ama o içimde, kalbimde böyle bir de pır pırpır eden de bir şey vardı, bir heyecan da vardı. Doktorumuzla görüştük. Yine güzel bir görüşmemiz geçti, çok güzel geçti. Yine tabii bütün değerlendirmelerimiz yapıldı. Her şey tıkır tıkır yolunda ilerledi. Transfer günümüz yine güzel bir embriyo kalitemiz vardı, yani kaliteli embriyolarımız vardı. Ee, onları transferimizi yaptık. Ee, gayet iyi geçti o süreç. Ee, tabii çok güzel bir şekilde zaten vitaminlerle olsun, e, hani ilaçlarla olsun ya da e, Rembe'deki hemşirelerimiz sağ olsunlar çok yardımcı oluyorlar zaten, çok destek oluyorlar. O süreci böyle rahat atlattım ben, güzel atlattım. Kendimi iyi hissederek atlattım. Ee, ve sonrasında negatif bir sonuç elde ettik. E, dondurulmuş embriyolarım, embriyolarım vardı. Tabi bir süre sonra onları da biz transfer ettik. Yine olumsuz bir... E, ma maalesef olumsuzlukla sonuçlandı. Sonra ben bir süre ara vermeye karar verdim. Yine çok üzülmüştüm çünkü. Yine dibe vurmuştum. Yine motivasyonum yerlerdeydi maalesef. Bir sene kadar sonra ben kendiliğimden bir hamilelik yaşadım. Normal bir ha hamile kaldığımı öğrendim. Tabii benim için büyük bir şoktu bu. Çok heyecanlanmıştım, İşte bebeğimizin kalp atışını duymuştuk ama yine sebebini anlayamadığımız bir şekilde bir kayıp yaşadık. Sonra yine bir ara verdik tabi, yine bir tüp bebek denememiz oldu, yine negatif sonuçlandı. Tabi böyle anlatıyorum ben ama yine tabi kötü bir süreç yani bunu herkes bunu hisseden herkes çok çok iyi biliyor. Sonrasında da e, yine dondurulmuş emir yollarım vardı benim e, ve dedim bir kez daha ben bunu deneyeyim artık ondan sonra denemeyeyim Nazire hani kendini dinlendir e, bir daha denemeyeyim artık diye düşünürken e, böyle çok e, bir an e, yolumuz İsmail Bey'le ile çok e, benim için çok önemli olan Naide Hemşire sayesinde İsmail Bey ile tanıştım ve o şekilde de devam ettik yeni tedavimize. Ee, başladık, kısa bir tedavi süreci geçirdim. Zaten her şey hazırdı. Ben de e, hazırlandım, moral olarak kendimi hazırladım e, ve biz transferimizi yaptık. Gayet güzel geçti, hiçbir problem yok ve ben evde istirahate e, geçtim. Ee, evde işte yattım, dinlendim, istirahat ettim ama bu arada açıkçası hiç ümidim yoktu. Yani tamam hani bunu yaptım artık, ben dinleneyim. Ee, bir 12-13 gün dinlenirim, testimi yaptırırım, negatif çıkar ondan sonra da bakarım ee, hayatıma diye düşünüyordum. Neyse, e, geldim sabah merkezinize. Test günü geldi, o büyük gün. Ablamla birlikte gelmiştim hatta. Bir de yeğenim vardı. Gezdim Kıbrıs şehitlerinde burada. Hiç şey değilim yani. Geldim, kanımı verdim. Dönmek istemedim. Mesafe uzak olduğu için. Telefonda da öğrenmek istemedim. Oturdum Kıbrıs şehitlerinde ve beklemeye başladım. Aradılar telefonla. Ve merkeze brevin çağırdılar. Ben de dedim ki ne oldu? Çünkü ben daha öncelerde de hep aradığımda işte o ses tonundaki, doktor beyin ses tonundaki üzüntü beni hep çok yıkmıştı. Bu defa böyle değişik bir şey vardı yani. Vallahi Allah Allah. Naide Hemşire'yi aradım. Dedim ki ne var, beni niye çağırıyorsunuz? Bir problem mi var? Ondan sonra dedi sen gel. Ve ben anladım. bir Farklı bir şey var. Ve pozitif olduğunu öğrendim. Çığlık kıyamet tabii orada bir süre ağladım kendime geldim ve buraya geldim e, geldim ve hemen beni e, bana bir serum takviyesi yapılması gerekti e, hemen bir e, serum takviyesi aldım o gün ve istirahate başladım evde tabi biz çok mutlu olduk e, İsmail Bey de aynı şekilde e, dinlenmeye başladım ve sonra e, küçük bir e, düşük riskim meydana geldi. Ve e, tabi o gün e, beni merkezde gören herkes çok şaşırmıştı. Çünkü ben bir gecede inanın bitmiştim korkudan. Ya, o gece sabaha kadar hiç uyumadım zaten. Sabaha kadar ağladım. Çünkü bir kez kaybetmiştim. E, yine kaybetmek istemiyordum açıkçası. Merkeze geldiğimde İsmail Bey de beni gördüğüne inanamadı. Dedi ki hani çok kötü gözüküyorsun, berbat görünüyorsun. Dur bakalım korkma. Bir şey olmadı belki de. çok iyi şu an çok iyi hatırladım o anı bu arada. Ve muayene olduğunda kalbinin hala attığını ve orada olduğunu gördüm. Küçük bir problem vardı içeride. bebeğin olduğu noktada bir iç kanama vardı. ama sonra biz 4 ay 5 ay ben yattım, istirahat ettim. Sürekli 15 günde bir buradaydım. Kontrollerim İsmail Bey sağ olsun her zaman e, bir telefon kadar uzağımdaydı. Sürekli iletişim halindeydik. Gittik geldik derken e, çok zor bir süreç geçirdim. Bir kere çok korkarak bir hamilelik geçirdim. Hala inanamadım. Karnım büyüdükçe Allah Allah diyordum. Yani ben çok rüya gören birisiydim. E, ya diyordum ki kesin bu rüya diyordum. Ve o şekilde biz doğum gününe kadar Son bir ay kala da bazı sıkıntılarım oldu. Ama çok şükür Eymen'i kucağımıza 10 Ocak 2020'de aldık. Evet, ilk karşılaşma anını, doğum anını anlatır mısınız? Ne hissettiniz? İlk gördüğünüz o kadar 18 yıl hasretini çektiniz. O an ne hissettiniz? Çok heyecanla geldim zaten hastaneye doğum için. İsmail Bey yine yaptıracaktı doğumumu. Tabii ki asla vazgeçmezdim. Ee, çok güzel geçti doğum anı. Ee, Eymen doğduktan sonra, e, doktor bey Eymen'i e, benim bana ilk gösterdikten sonraki süreci herhalde 20-25 dakika boyunca ben e, bayağı yüksek sesli ameliyathanede ağlamışım. Hayal meyal hatırlıyorum bazı şeyleri. Ee, Eymen'i öptüm, onu hatırlıyorum. Ee, i̇nanamıyorum diye çok bağırdım. Ee, çok ağlamışım. Yani İsmail Bey sonra anlatıyor bana. Çok ağlamışım. Ee, sonra e, operasyonum çok iyi geçti zaten. Yani ben çok korkuyordum. Ee, Sezeryan'la doğum yaptım bu arada. Çok korkuyordum e, doğumdan ama hiç tahmin ettiğim gibi geçmedi. Çok keyifli geçti, rahat geçti. E, Allah'tan çok da hızlı oluyor her şey, olup bitiyor. E sonra odamıza çıktık. E, yani çok tarif edilmez şeyler. Eşim zaten hep ağlıyordu. Ben keza aynı şekilde. Ailem öyle. Ee, çok mutlu olduk. Hani sadece biz ikimiz değil. Ee, yaşadığımız herkes, yaşadığım yerdeki herkes. Hala ben, Eymen şu an 6,5 aylık. Hala pazarda, markette, bütün işte küçük bir yerde yaşadığım için e, karşılaştığım herkes hala ne kadar mutlu olduğunu anlatıyor. Aslında Eymen'e sadece hani ben evet doğum yaptım ama Eymen böyle çok büyük bir ailenin içine geldi. Ee, bu biz, bizim mucizemiz gerçekten. Hani Her şey bitti dediğimiz anda Eymen geldi. Ee, vakti böyleydi, saati böyleydi demek ki. Ee, ben hep diyorum, her gün söylüyorum Eymen'e. Diyorum ki ya bu zamana kadar neredeydin Eymen sen diyorum. Biz daha önce ne yapıyormuşuz diyorum. <laughs> bu şekilde güzel geçti doğumumda. Hiçbir problem yaşamadım. Ben çok hayal kurdum. Hep kendimi bir bebekle, elimde bir bebek arabasıyla hayal ediyordum. İşte bebeğimi kaldırıyordum, yatırıyordum, kokluyordum. İnanın hiç unutmuyorum. Bir keresinde bir bebek kokusu bile duymayı başardım. Yani onu hissettim. Benim söyleyebileceğim şöyle: Bir kere hiç kimseye ve hiçbir şeye kulak asmasınlar ve asla vazgeçmesinler. Güven duydukları yere güvenmeye devam etsinler. Nerede rahatlarsa, nerede mutlularsa tedavilerine orada devam etsinler. Ama lütfen vazgeçmesinler. E, tabii ki bu e, manevi yönden e, çok zor ama maddi yönden de zor bir süreç. Maddi imkanları el verdiği sürece e, kaç defa olursa olsun bunu hep denesinler. E, mutlaka başaracaklardır. E, ben hep ben şeye çok kızardım. Bana şey derlerdi. Ya işte kafandan attığın zaman oluyor derlerdi. Ben de derdim ki bu nasıl gerçekleşen bir şey? Yani insan nasıl kafasından atar da bu olur? Ama oluyormuş demek ki. Bunu başarabilirlerse çok da iyi olur. Asla 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 vazgeçmesinler. Tek isteğim bu. Ben her zaman dua ediyorum. Tüm isteyenler için dua ediyorum. Allah hepsine inşallah nasip eder diyorum. Bana nasip etti. Çok şanslıyım ki nasip oldu. İnşallah onlara da Allah nasip eder. Vazgeçmesinler sadece ve hep hayal kursunlar. Ümitlerini hiç yitirmesinler. E, bu şekilde yani onlara tavsiyem o. Ben çünkü hiç, hiç yitirmedim. Hep biliyordum yani bir gün başaracağımı. E, kısmet de oldu. Çok da iyi oldu. Mesela 6,5 aylık şu anda Eymen ama ben hala inan, inanmıyorum. Hani gerçekten hala inanmıyorum. Her gün diyorum ki Eymen benim çocuğum. Ben dünyaya getirdim. Diyorum ben daha önce ne yapıyormuşum? Ne nasıl yaşıyormuşuz biz? Biz 20 yıllık evliyiz. E, çok da mutlu bir çiftiz. Bir hiçbir problemimiz yok. E, ne yapıyormuşuz biz daha önce diyorum. Yani o kadar boşmuş ki hayatımız bizim. Çok başka bir şey Eymen. Yani, enerjisi de çok iyi çocuğumun. Allah'ım çok şükür. Eee sağ olsun. Doktorundan aldı herhalde o pozitif enerjisini. <laughs> Öyle düşünüyorum ben. Böyle tekrar söylüyorum Allah isteyen herkese inşallah nasip etsin.